arkadaşlar. Bu videomuzda endokrin sistem konusunu sizinle paylaşacağız. Burada anlattığımız içerikler Limit Biyoloji El kitabında mevcut arkadaşlar. Hemen konumuza giriş yapalım. Bakın hormon dediğimiz moleküller mesaj taşıyıcı moleküllerdir. Peki hormonlarla verilen tepkiler mi daha hızlı yoksa sinirlerle verilen tepkiler mi daha hızlı? Bakın bir hormonun üretilip kana geçmesi belli bir zaman alır. Dolayısıyla bu süreçte zaman geçeceğine göre hormonun etkisi geç başlar. Aynı şekilde bir hormonun etkisinin yok olabilmesi için bu hormonun parçalanması lazım. Bu da zaman aldığı için hormonun etkisi geç biter diyoruz. Yani hormonlarla verilen tepkiler geç başlar, geç biter. Ama sinirlerle verilen tepkiler erken başlar, erken biter arkadaşlar. Peki bir hormonun bir hücreye etki edebilmesi için ilgili hücrede bu hormonun reseptörleri olmalıdır. Aksi halde hormon ilgili hücreye etki edemez. Bakın bu kısmı ÖSYM sık sık soruyor. Bunu şöyle açıklayalım. Diyelim ki biz insülin hormonu ürettiğimiz halde bizim hücrelerimizde insülin reseptörü olmasaydı o zaman bu durumda insülin bizim hücrelerimize etki edemezdi arkadaşlar. Reseptörlerin bazıları hücre zarında bulunurken bazıları hücrenin içerisinde bulunabiliyor. Peki bazı hormonların reseptörleri bütün vücut hücrelerimizde bulunur. O zaman bu hormonlar bütün vücut hücrelerimize etki edebilir. Örneğin tiroksin hormonu. Tiroksin metabolizmayı hızlandıran bir hormondur. Bu yüzden bütün vücut hücrelerine etki edebiliyor. Ancak TSH hormonu dediğimiz hormon sadece tiroid bezine etki ediyor. Diğer organlarımıza etki etmiyor. Çünkü TSH'ın reseptörleri sadece tiroid bezinde bulunur arkadaşlar. Peki bu hormonlar ne yapılı olabilir? Bazı hormonlar protein yapılı, bazıları steroid yapılı, bazıları amino asit türevli olabiliyor arkadaşlar. Peki burada şu yorum sorusu genelde sorulur. Deniliyor ki protein yapılı olan bir hormon besin yoluyla alınırsa etki eder mi? Bakın arkadaşlar, insülin bunun en iyi örneklerinden biri. İnsülin protein yapılı bir hormon. Peki biz insülini damardan vermek yerine besin yoluyla alırsak acaba etki eder mi? Etmez. Çünkü niye? Biz onu besin yoluyla aldığımız zaman sindirim kanalında bu sindirime uğrar. Dolayısıyla artık kanımıza insülin olarak geçmez, amino asit olarak geçer. Bu durumda da etki etmez. Ama biz o insülini damardan verdiğimiz zaman etkiyi yapar arkadaşlar. Şimdi bu konuda hormon üreten yapıların bir kısmını bu videomuzda anlatacağız. Bir kısmını da bir sonraki videomuzda anlatacağız. Bu videomuzda hipotalamus ve hipofizin salgılarını anlatacağız arkadaşlar. Şimdi hipotalamusun iki çeşit salgısı var. Bu salgılardan biri oksitosin ve ADH'tır. Bakın bu hormonlar hipotalamusta üretilip hipofizin arka lobunda depolanır ve ihtiyaç halinde buradan kana salgılanır. Sorularda soruluyor. Yani şöyle dense mesela hipofizden oksitosin ve ADH salgılanır. Doğru mudur? Doğru. Ama bu hormonların asıl üretim yeri neresi diye sorulursa cevap hipotalamustur. Yani hipotalamusta üretilip hipofizde depolanır, ihtiyaç halinde kana salgılanmış oluyor. Peki bu hipotalamustan hipofizin arka lobuna kadar uzanan sinir var arkadaşlar. Hatta bu sinirin akson ucundan oksitosin ve ADH hipofizin arka lobuna geçmiş oluyor. Oradan ihtiyaç halinde kana salgılanır. Peki hipotalamusun ikinci salgısı ise hipofizin ön lobunu denetleyen salgılardır. Yalnız burada şunu belirtelim. Hipotalamustan hipofizin ön lobuna uzanan sinir yok. Bakın arka loba uzanan sinir var ama ön loba uzanan sinir yok. Peki o zaman bu ikinci salgılar nasıl ön lobu uyaracak? İkinci salgılar bir kan damarı vasıtasıyla hipofizin ön lobuna ulaşır arkadaşlar. Peki bu salgılar nelerdir? Salgılatıcı ya da engelleyici salgılardır. Salgılatıcı faktörlere RF ya da RH adı da veriliyor. Demek ki hipotalamusun birinci salgısı oksitosin ve ADH olup hipofizin arka lobunda
depolanır, ihtiyaç halinde buradan kana salgılanır. İkinci salgısı ise salgılatıcı ya da engelleyici salgı dediğimiz salgıları ise hipofizin ön lobunu denetleyen salgılardır arkadaşlar. Peki hipofiz bezinden salgılanan hormonlara baktığımız zaman STH büyüme hormonu olarak bilinir. Yani kas ve kemik gibi yapıların büyümesini sağlayan hormondur arkadaşlar. TSH dediğimiz hormon ise tiroid bezini uyaran hormondur. Yani bu şu anlama mı geliyor? Bakın hipotalamus hipofizi uyarıyordu. Hipofiz de ürettiği salgılarla diğer bezlerin çalışmasını denetliyor. Örneğin TSH'la tiroid bezinin çalışmasını denetledi. Yalnız burada şunu unutmayalım. Tiroid bezi hem tiroksin hem de kalsitonin üretir. Ama tiroksin TSH denetimindeyken kalsitonin TSH denetiminde değildir arkadaşlar. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesine göre salgısı artan bir hormondur. Yani bu şu anlama geliyor. TSH tiroid bezini tiroksin üretmesi için uyarıyormuş arkadaşlar. Gelelim ACTH hormonuna. ACTH hormonu dediğimiz ise böbrek üstü bezinin kabuk bölümünü uyaran hormondur. Bakın kabuk bölümünden kortizol ve aldosteron hormonu üretilir. Öz bölümünden ise adrenalin ve noradrenalin hormonları üretilir. Peki bu şu anlama geliyor. ACTH öz bölümünü değil kabuk bölümünü uyaran hormondu. Yani o zaman böbrek üstü bezi de hipofizin denetiminde çalışır desem doğru olur mu? Olur arkadaşlar. Gelelim FSH hormonuna. Bakın FSH hormonu dişilerde foliküllerin gelişmesini ve yumurta üretiminin başlamasını uyaran hormon. Erkeklerde ise sperm üretimini uyaran hormondur arkadaşlar. Peki LH dediğimiz hormon ise LH dişilerde ovülasyonu sağlar. Ovülasyon dediğimiz şey şu. Folikülün içerisinde oluşan yumurtanın folikülden çıkarak yumurta kanalına geçişidir arkadaşlar. Yani folikülün yırtılarak içindeki yumurtanın yumurta kanalına geçmesine ne diyoruz? Ovülasyon. Buna sebep olan hormon kim? LH hormonu. LH aynı zamanda yırtılan folikülün korpus luteuma yani sarı cisme dönüşmesini de sağlamış oluyor. Ayrıca LH hormonu dişilerde östrojen ve progesteron salgılanmasını da uyarır. Peki erkeklerde ise testosteron hormonunun üretilmesini uyaran hormondur arkadaşlar. Tekrar edelim. LH dişilerde ovülasyonu ve korpus luteumu sağlar. Ayrıca östrojen ve progesteron üretimini uyarır. Erkeklerde ise testosteron üretimini uyarır. Hatta spermin olgunlaşmasında da rol alır arkadaşlar. Gelelim LTH hormonuna ya da diğer adıyla prolaktin. Bakın prolaktin hormonu süt bezlerinin gelişmesini sağlar arkadaşlar. Aynı zamanda analık içgüdüsünün oluşmasını sağlar arkadaşlar. Peki MSH dediğimiz hormon ise cildimize renk veren melanin pigmentinin üretimini uyaran hormondur. Buraya kadar verdiğimiz hormonlar hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar. Peki arka lob hormonları kim? Oksitosin ve ADH. Bunların zaten hipotalamusta üretildiğini belirtmiştik. Peki oksitosin dediğimiz hormon, bakın kadınlarda rahim kasılmasını sağlayarak doğumun gerçekleşmesini sağlar arkadaşlar. Aynı zamanda sütün kanallara geçişini sağlar ve meme uçlarından sütün akmasını sağlayan hormondur. Yani gebeliğin son aylarına doğru oksitosin salgısı ne olmuş olur? Artmış olur arkadaşlar. Burada oksitosin ilgili çıkan yorum soruları var. Bakın burada şunu belirteyim. Oksitosin sütün kanallara geçişini sağlar dedik ya. Bir çocuğun bir anneyi emmesi bile sütün meme uçlarından akmasını uyarıcı bir faktör. Çünkü o durum oksitosin salgılanmasına sebep oluyor. Onu da bırakalım. Bir annenin çocuğunu görmesi bile oksitosin ya da sesini duyması bile oksitosin salgısını ne yapıyor?
arttırıyor. Yani bebeğin ağlaması bile annede oksitosin salgısını arttırıyor. Bu da sütün akmasına sebep oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda oksitosin hormonu bağlanmayı sağlayan bir hormondur. Dolayısıyla hatta bazı memelilerde oksitosin üretimi deneysel olarak engellendiğinde bu memelilerin yeni doğan yavrularını reddettiği gözlenmiştir arkadaşlar. Bağlılığın bir ispatı bu. Aynı zamanda oksitosin rahim kasılmasını sağlayarak doğumun gerçekleşmesini sağlar dedik. Bunu da şöyle açıklayalım. Diyelim ki doğum sırasında yeterince kasılmalar meydana gelmezse suni sancı uygulanır diyoruz. Suni sancı dediğimiz aslında oksitosin vermek demektir arkadaşlar. Gelelim arkalop hormonlarından sonuncusuna, yani ADH. ADH yine önemli bir hormon. Antidiüretik hormon ya da vazopresin diye de geçer. Çok sık soru gelen kısımlardan biri. Bakın ADH böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormon. O zaman bu şu anlama mı geliyor? Suya ihtiyacımız arttığında ADH salgısı artar. Hemen bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Tuzlu yemek yersek kanımızın ozmotik basıncı ne olur? Artar. Yani suya olan ihtiyacımız artmış olur. Peki tuzlu yemek yediğimizde kanın ozmotik basıncının artması ADH salgılanmasını ne yapar o zaman? Arttırır. Bu da böbreklerden suyun geri emilimini arttırır ki idrarla atılan su miktarı azalmış olsun. Bazen sorularda sıralama soruluyor. Yani diyor ki çok tuzlu yemek yiyen bir insanda olayların sırası. O zaman önce kanın ozmotik basıncı arttı. Bu durum hipofiz, hipotalamusu ve hipofizi uyardı. Böylece ADH salgısı ne oldu? Arttı. Bunun devamında böbreklerden suyun geri emilimi artar ki suyun idrarla atılımı azalmış olsun. O zaman burada şöyle bir yorum yapsak. ADH eksikliği olursa bir insanda, bu durumda idrarla daha çok su kaybeder. Peki bu hastalığın belirtileri şeker hastalığına benzer. Ama idrarda glikoz falan bulunmaz. Bu hastalığa şekersiz şeker hastalığı adı verilir arkadaşlar. Peki burada yine şu yorumu da yapalım. Diyelim ki bir insanda çok ADH salgılanırsa o zaman idrar miktarı artar mı azalır mı? Şimdi çok ADH salgılanırsa böbreklerden suyun geri emilimi artacağı için İdrarla atılan su miktarı azalır. Yani idrar miktarı azalmış olur. Ancak idrarın yoğunluğu artar. Çünkü suyu geri emdiğine göre idrar yoğunlaşmış olur arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.